Sevgili Fenerbahçeliler ve basketbol severler, Salon Tribü'nün 4. bölümüyle karşınızdayız. Ben Baran Arslan. Bugün yine Osman Tavala Sümer'le birlikteyiz ve konuk yorumcumuz da Enes Başaran. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Nasılsınız genel olarak? Valla çok iyi değiliz ya. Tabii yine dün akşam bir tık tatsızdı. Abi aynı şekilde hani genel olarak hayatın getirdikleri, götürdükleri falan olarak dün de bir yine bir kapanmalar, bir şeyler hani sokağa çıkma yasakları, düzenlemeler vesaireler bir ton şey yaşandı yine. Daha fazlası gerekiyor olsa da hala. Ama yani genel olarak işte idare etmeye çalışıyoruz. Hayat devam ediyor. Aynen, bir şekilde hayat devam ediyor. Devam etmek Yani zorundayız. tabii ki de hani maçlarda kaybediyoruz. Ben de dün üzüldüm. Hatta dün maçtan sonra, hatta şu anda da üzerimde biraz kırgınlık var. İnşallah önemli bir problem yoktur. Evdekilerden uzak duruyorum o yüzden biraz. Bakalım, idare etmeye çalışıyoruz. Öncelikle hemen dün akşam oynanan maç hakkında bilgi vereyim. EuroLeague'in 9. haftasında Baskonya deplasmanındaydık ve 86-68 kaybettik. 5. mağlubiyetimizi aldık. Galibiyet sayımız da 4. Öncelikle maç hakkındaki yorumlarınızı alayım. Önce Osman'a topu atıyorum. Maç hakkında genel bir yorum nasıl olur? Abi şöyle söyleyeyim. Yani aslında her hafta bahsettiğimiz sorunlar yine aynı şekilde devam ediyor. Yani çok bir önlem alınmış gibi değil veya bir şeyler değiştirilmeye çalışılıyor gibi de değil. Yani en azından dışarıdan öyle gözüküyor. İçeride ne oluyor ne bitiyor bilemeyiz tabii takım içinde veya antrenmanlarda ama ya dışarıdan gözüken maçlarda sahada gördüğümüz aynı şeyler birkaç haftadır. Özellikle bu Bayern maçı sonrası hani kim ki yendik o arada tamam ama o maçtan beridir bayağı bir düşüş var. Ya bilemiyorum yani dünkü maçta da zaten aynı şekilde devam etti. Çok da hani söyleyecek bir şey yok başka genel olarak. Enes, sen ne düşünüyorsun abi? Abi ben şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Tabii ki son olan maç Baskonya maçı özelinde konuşacağız ama mesela 20 sayıdan verdiğimiz Bayern maçı hakkında hani ben çok uzunlamasına konuşmayacağım. Hani olur ya bazen hani boş vermiştik değil de hani böyle bir küçük bir rehavet böyle bazen adamların da atacağı tutar böyle. Hani şanssız bir gün, talihsiz bir gün hani çok az maçta olacak da olsa hani böyle işte talihsizlikler olur. Geçer hadi bir dahaki maça bakalım artık hatırlamayalım tarzında bir olay gibi gelmişti bana. Çünkü sahada görünen de bana biraz öyle gibi gelmişti. Hani böyle bir tutup bir maçı fırlatmaya ya da bir kötü oynamaktan çok işte bir anda takım nutku tutuldu, düşünemedi vesaire. Ama ondan sonra kim ki ya bu maçın üstüne bir de kim ki galibiyeti geldikten sonra o aralıkta ve savunma olarak da çok iyi gözükmüştü Fenerbahçe. Alexey Şivet savunması getirilen yardımlar hani bir İnsanların ne yaptığını bilen ve hani bir plan program dahilinde hareket ediyor gibi gözüken bir grup görüntüsü vardı açıkçası oyuncuların üstünde. Ama bu önce Nando De Colo'nun sakatlanıp bir ay civarı açıklandı sanırım. Bir aylık bir o yokluğunun kesinleşmesinin ardından Barcelona deplasmanından başlayan ve dünkü Baskonya maçında da benim özellikle ikinci yarıda çok fazla gördüğüm sebepsiz bir korku panik hani dünyanın sonu mu gelmiş, bu takım aklını mı yitirmiş, hani neydi, korkuyor muyuz, çekiniyor muyuz, sinmiş miyiz ya da demoralize miyiz? Ben anlayamadım açıkçası. Hepsi bir Hani arada. yani daha sezonun başından böyle bir paniğin, bir kaosun hani kötü gidiş olsa da özellikle Barcelona'dan yenen farkın bence hani oyunculara hani düşmanlık yapma derdimiz yok. Hepsi bu tuttuğumuz, sevdiğimiz Arma'nın oyuncuları ama hani bir en azından beyler ne oluyoruz ya hani bir yaptırım olmasa da bir şöyle bir kendine gelme bir su vurursun ya yüzüne böyle bir ya da biri gelir bir kendine getirir seni o tarzdan bir şey bekliyordum. Hani bu kötü görüntü, bu sinmişlik ve bir şey panik tamamen akılsızca panikte yapılan hareketler şeyi zinciri diyeyim. Baskonya maçında da çok feci devam etti yani benim gördüğüm en azından. Ya katılmayan çok yoktur diye düşünüyorum. Ben tamamen katılıyorum. Koçun kenardan yani koça da topa tutmak istemiyorum. Hani büyük oranda en azından diyeyim. Kendisinin kuruluş aşamasında çok dahil olmadığı bir kadro. Hani
çok daha farklı oyuncularla oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Tip olarak uysa da işte. Forvetlerimiz ya geçen seneye göre konu... daha atlet diyoruz. Abi lafını balla kestim, özür dilerim. Yok, bunu yok. Biraz, bunu biraz ben Kokoşkol'un açıklamaları üzerinde değerlendirmek istiyorum. Ya kusura bakma, şu an bizim biraz şeye geçmemiz gerekiyor. Hani periyot üzerinde bir değerlendirme yapalım diyorum ben. Hı hı. Çünkü öyle yaparsak daha sağlıklı olacaktır. Aynen, o diğer kadroydu, kadro mühendisiydi, transferler, maç sonu, bakalım ona. Bunları uzun uzun konuşacağız. Birinci periyotta hakkında yorumunuz nedir? Valla açıkçası benim beklemediğim kadar iyi başladık aslında. Hücumlar gayet tempoluydu. Top çok iyi döndü, çok iyi paylaşıldı. İşte farklı şekillerde basketler bulduk yani. Birçok oyuncunun katkısı vardı. Hatta bir 9-0'ı bulduk orada. Evet. Ondan sonra orada Baskonya molasından sonra bir düşüş başladı. Faul hakkımızı derken doldurduk. Evet, aslında şöyle 9-0'ı bulduk ama orada da yine Baskonya'nın kaçırdığı boş şutlar vardı. Biraz da oradan hani o fark çok fazla gözüktü bana göre. Aslında Baskonya da şutları buldu, pozisyonları buldu. Ama fark, sonrasında fark suniydi. Evet, o evet, o şutlar girmeye başlayınca işler tersine döndü zaten. Aynen öyle. Ama yine ilk periyodu önde bitirdik yani 20-21. Ki hücumda iyiydik. Savunmada evet, evet. Ufak problemler olsa da yani fena evet. İşler yapmadık. Brown mesela çok iyi başladı yani. Tam istediğimiz, görmek istediğimiz Brown, ilk periyottaki Brown diyebiliriz. Yani savunmada da iştahlıydı. Birkaç kez top çaldı gitti. Onun için hücumda Veseli'yle aleyhüpleri var, evet. Topu çok iyi paylaştı, çok iyi dağıttı. Ya tam bir guard nasıl olmalıysa öyleydi. Yani ilk periyot bu şekilde. Anladım. İkinci periyot. İkinci periyot. Abi ilk periyot biz ne kadar iyi başladıysak, bence sözünü kestim. Kusura bakma. Evet. Mesela ilk periyot bizim 9-0'daki topu güzel dolaştırabilmemiz, savunmada herkesin elinden gelenin bir tık daha fazlasını yapabilmesi, biraz da bizim şanslı olmamız. Hani rakibin bomboş kaçırdığı şutlardan bahsettik. En azından 9-0 olan kadarki zaman. İkinci periyotta da biz birinci periyotta ne yaptıysak, yani sanki takımlar formaları değişti o oynayan şeyler. Biz daha panikle zorlama şutlara kalkıştık. Boş şutlara biz sokamamaya başladık. Adamların bir pasta, iki pasta elini kolunu sallaya sallaya attığı üçlükleri, turnikeleri görmeye başladık. Brown'un o top getirme şeyinin pas servisinden birazcık kendini çektiğini gördük ve Brown hani hakikaten çok güzel başladı derken yine bize acaba dedirten Brown'a dönüşmeye başladı ve bunun rakipten bir kaynaklı olduğunu, yani biz daha çok Brown'un kendi içsel ya da bizim takımsal bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani hücumda çok ritim kaybettirdi bize. Evet, aynen öyle. İlk periyot ne kadar taşıdıysa ikinci periyotta bir o kadar kargaşanın baş aktörlerinden birisi oldu yani. Ya aslında bunu Igor Kokoşkov maçın devre arasında da söyledi. Hücumda daha agresif bir atak olmayı kestik. Maça başladığımız tarzda geri dönmeliyiz dedi devre arası röportajında. Evet. Ben şuna da değinmek istiyorum. Jerry Lady savunmada büyük boşluklar vermemize sebep oldu. Ya İkinci benim periyotta. Saydığım ilk periyodun sonunda bir tane oldu. İkinci periyotta iki tane net. Ya yani üç kez çok net savunma hatası oldu. Yani adamını orada kaçırdı. Bomboş sayı yedik üç kez. Ben de bir ikinci periyotta bir basket faali kalmış aklımda. Hani direkt Jared evet. Allen'in yaptığı. Yani aleyhinde yaptığı daha doğrusu diyeyim. Evet evet. Üçüncü çeyrek hakkında ne söylemek istersiniz? Ben özellikle Kenan Sipahi'ye değineceğim. Evet, ben sonra. İkinci periyotla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Ya bir ara sahada şöyle bir beş vardı. Kenan, Melih, Pierre, Bartel, Ahmet. Ya abi bu beşten nasıl bir hücum katkısı bekliyor koç? Yani ben bu beşi hangi düşünceyle, hangi mantıkla acaba sahaya attı? Melih'e şut falan mı attıracaklar? Gerçi şey, onu da yapamıyor ama. Abi Melih'e şut attırırsın da ya sağdaki tek top yönlendirici Kenan Sipahi olamaz ya Euroleague seviyesinde evet. Bir takımda. Ya bir de öyle saçma sapan bir takımla oynasak ya da hani fark çok açılmış olsa hani son 1 dakika, son 2 dakika ya da ya ne evet, bileyim. Ya evet, bunu maç sonu belki yapabilirsin evet. Dediğin gibi. Ama yani zaten kafa kafaya giden maç, ikinci periyotta geriye düşmeye başlamışsın. Evet. Ya böyle bir 5'e dönmek
Bilemiyorum ya. Düşen momentum üstüne resmen bir tokatta bizim koç vurdu yani. Bu arada sen hani Melih'i kullanmak için mi dedin ama burada Melih'e de çok fazla pozisyon hazırlanmadı yani. Melih de çok fazla top kullanmadı o beşle. Ama Kenan Spahin'in ben bir şeyi hatırlıyorum. Böyle tepede aldı topu. Sonra bir panikle gözyaşı damlası ve şut karışımı tuhaf bir kullandı ve çembere sanırım cama çarpıp da çembere değdi ya da değmedi. Onu çok net hatırlamıyorum. Yani bir gardın bu kadar da sırıtmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya da hani her oyuncu yüksek seviyede olacak diye bir şey yok. Eğer bu durumdaysa da koçun neden sahaya sürdüğünü ya da bu kadar uzun sabredilip hani zor, çünkü bayağı geri düştük sanırım. Bu 5 girdikten sonra bir anda bir 8 sayı falan -8'leri gördük. Evet. Biraz uzun sabır ya da hani müdahalelerinin çok geç kaldığını düşünüyorum koçun. Hala ben alışmaya çalıştığını düşünüyorum. Kesinlikle. Ya olabilir, evet, biraz kesin. Hani belli bir süre vereyim, oyunculara rotasyonu yapayım, işte hı-hı, dönsün mantığında gidiyor gibi, evet, biraz. Koç biraz NBA mantığı var gibi orada ama tabii o da umarız değişir zamanla. Umarız. Yani sonuç kötü olduktan sonra üstüne eleştiri yapması çok kolay oluyor. Tabii, Kenan tabii çıkıp dünyaları oynasa herkes diyecekti bak koç hiç oynatmıyordu, soktu adam maç etiketten. Ki Kenan da yani yine fena oynamadı maç geneline baktığında aslında. Evet, onu değineceğim ben. Evet. Yani ama en azından kötü gittiği sekansı biraz daha kısa tutmak koçun elindeydi gibi geldi bana yani. Ya, üçüncü çeyrekte biz zaten bayağı geriye düştük oyunlu olarak ama bizi ayakta tutan anlar oldu. Evet. Ama mesela, şöyle abi. Üçüncü çeyrekte dakika, söylesen. Mesela 2 dakika kala Dechampierre'in bir üçlüğü vardı. Son işte 1,5 dakikada Brown biraz daha kontrolü eline aldı. Farkı 4'e kadar indirdik mesela o anda. Biraz oyunu hareketlendirdi. Kenan'ın bir basket faulü vardı. Yani bu anlar bizi hareketlendirdi. Kenan çok kötü bir oyuncu değil. Ama Euroleague seviyesinde değil. Bence elinden geleni yapıyor. Ama sen ona topu dağıtma rolünü tek başına Kenan'a verirsen tabii ki de verim alamazsın. Yani Kenan'la ne yapıp ne yapamayacağımızı Kokoşkov'un biraz daha iyi şekilde anlaması gerekiyor bence. Doğru. Ya, üçüncü periyot aslında yine o ilk periyodun başlarındaki agresiflikteydik. Ki zaten skor olarak da 23-19 önde bitirdik üçüncü periyodu. Biraz daha hareketli bir takım vardı sahada. Mesela Kenan hem savunmada hem hücumda çok önemli işler yaptı. Bir pozisyon hatırlıyorum. Topu çaldı, gitti hücumda, hızlı hücum bitirdi. Orada fark 1'e indi. 60-59'a geldi. Onun öncesinde dediğin gibi senin 8-1'lik bir seri yakalayıp farkı 4'e indirmiştik. Yani bir şeyler yapmaya çalıştık gibi 3. periyotta. Ama yine bir şekilde kendi elimizle maçı verdik tabiri caizse. Hatta 3. periyodun son saniyesinde Hamilton'ın bayağı evet, kötü verdiği bir rebound basket vardı. Evet, evet, evet. Bir de basket faul yaptırdığı bir pozisyon vardı ama 3. periyot muydu? Onu hatırlamaya çalışıyorum Hamilton'ın. Çeyrek sonuna doğru, benim aklımda 3. periyot sonuna doğru kalmış ama. Olabilir. Muhtemelen öyledir. Ya yine mesela 3. periyodun sonunda o fark 1'e indikten sonra Brown'un kullandığı bir hücum var. Yani tamamen orada şeyi kontrol ele almışken oyunu periyot sonunda biraz daha rölantiye alıp periyodu iyi bir şekilde bitirecekken gereksiz bir şekilde tek başına gitti potaya, zorladı çemberi. Ha evet, şu an ben de hatırladım evet, sen tarif edince. Orada evet, uzun oyuncunun üzerine gitti evet, ve topu kaybetti yani. Hani ne mantığı var Brown? Evet. Bu sene zaten en çok eleştirdiğimiz konulardan biri bu. Topun kıymetini pek bilen bir oyuncu değil yani. Evet. Abi, dördüncü periyoda ben konuyu taşımak istiyorum şu an. Ne diyorsun? Evet, dördüncü periyot, benim söyleyebileceğim çok bir şey yok. Dördüncü İyice periyot, oyundan düştüğümüz fark. Fiyasko. Oyundan düştüğümüz farkın açıldığı. Yani şutları düzgün kullanamadığımız. Çember altını yine iyi savunamadığımız. Savunmada yine boşluklar verdiğimiz bir çok fazla çeyrek oldu. Ya şöyle mesela maç sonrası şeyi izledim. Murat Muratanoğlu'nu izledim. Dedi ki rakip Eddie'yi ligden tanıyor. Boş bırakmadı. Yani sürekli dediği gibi Eddie'ye dışarıda sürekli ikili sıkıştırmalar geldi. Kenan'ı yine tanıyorlar Betis'ten.
Ve evet. Kenan'ı klasik Euroleague'de hani kale atesi boş bırakırsın ya o tarz. Evet. Kenan dışarıda topu aldığı zaman hiç kimse gitmedi. Evet. Hiç kimse ama gitmedi abi. Biz aynı şekilde Peters'ı mesela ligden tanıyoruz Anadolu Efes'ten. Yedrotis geçen sene Alba Berlin'de yine Alba Berlin'e karşı da oynadık. Biliyoruz nasıl bir oyuncu olduğunu. Ama bu iki oyuncuyu da sürekli 3 sayı çizgisine girse boş bıraktık. Çok rahat şutlar attılar. Abi Peters 25, Yedrotis 19 sayı attı. Yani. Çok göstere göstere olduğunu düşünüyorum ben de senin gibi. Ki Peterson cidden Efes'te yaptığı tek şey hani üçlük kullanmaktı yani. Neredeyse bir uzun bir oyuncu olmasına rağmen Jason Carroll vari bir oyun ortaya koyuyordu yani. Bu kadar tanınmasına, bu kadar bilinmesine rağmen adamın yürüye yürüye ya da boş boş şutlar kullanması beni de hani biraz yine bu koçun oyuna etkisi ya da hani bu takımın hücum aklı kim, savunma aklı kim, hani bir oyunculardan bir hamle ya da koçtan bir direktif, hani biraz bunların eksik kaldığını düşünüyorum ya da hiç konuşulmadığını. Ya aslında mesela Eddie ile Peters benzer tarzda oyuncular. Topla driplingi pek olmayan. Yani evet. Topla ilişkisi çok iyi olmayan. Genel olarak şut ağırlıklı bir oyunu olan bir oyuncu. Ama işte aradaki fark, savunma farkı. Onu gördük yani. Adamlar Eddie'yi nasıl savundu, biz Peters'ı nasıl savunduk. Ki bu arada Eddie'nin hani bulduğu şutlar da var. Yok değil. Evet. Ona rağmen buldu yani. 6'da 1. 6'da 1 attı. 6'da 1 çok kötü. Ve ilk üçlüğünü maçın bitimine 50 saniye kala attı dedi. Evet. İş işten yani, geçmiş oluyor artık. O zaman biraz daha oyuncu bazlı değerlendirmeleri geçebiliriz önüme. Zaten şimdi istatistik tablosunu da açtım. Önce tabii ki Fenerbahçe'nin oyuncularını biraz değerlendirelim. Maçta verimlilik puanı en yüksek isim bizim adımıza Yan Veseli. 18 verimlilik puanı, 15 sayı atmış ve istatistiği de gayet iyi, 8'de 7. Yan Veseli zaten sezona iyi başladı hani takımın genelinin aksine. Normal yani ortalama zaten bu seviyelerde en kötü maçında bile bu kadar katkı veriyor Veseli. Ama işte diğer oyunculara bakarsan sıkıntı başlıyor orada. Ve Dijon Pierre ve Kenan Spahn'in 11'er sayısı var. Zaten haklarında konuştuk. Lorenzo Brown hakkında biraz daha konuşmamıza gerek var mı? Yoksa yeterli mi buluyorsunuz? Ya abi Brown, her hafta Brown konuşuyoruz. Senin aynen. Brown konuşuyoruz. Hala aynı yani. Ne zaman hani her hafta diyorum ki bu acaba bu hafta olur mu bir şeyler? Bu hafta olur mu? Yok yani 9 hafta oldu. Yok yani. En çok yıza batan oyuncu olduğu için her hafta ihale Brown'a kalıyor. Yani kazanırken de hakkındaki soru işaretleri bitmiyor. Asla yani kazanıldığı dönemde bile. Kaybedince zaten hani en çok yıza batan oyunculardan biri olduğu için, hatta en çok yıza batan oyuncu olduğu için hani daha fazla hani adamı yermenin ya da hani çok da teknik analize girmeyecek artık. Hani ben diğer detaylara bakabiliriz diye düşünüyorum o yüzden. Ya aslında şunu da söyleyebiliriz. Brown evet hani yine yetersiz ama direkt Brown'u da suçlamak dediğin gibi doğru değil. Çünkü Brown daha açık alanı seven bir oyuncu. Daha tempolu oyunu seven bir oyuncu. Bizim oynadığımız basketbolla pek aslında Brown hani şeyi uyum sağlayamadı. Ya Kokoşkov gelirken ne dedik hepimiz? İşte tempolu oyun, şuta dayalı oyun, geçiş hücumları. Bunları daha çok izleriz dedik. Ama kurulan kadro ya bu oyunla tamamen alakasız bir kadro. Evet. Yarı saha hücum oynamaya çalışıyoruz ama onu da oynayamıyoruz. Çünkü oyuncular buna uygun değil. Oyun yönlendiricilerin buna uygun değil yani. Brown evet. Buna çok yatkın bir oyuncu değil. Dekolo yine klasik bir numara değil, dağıtıcı değil. Yani Dekolo varken de zaten eleştiriyorduk bu konuyu. Hani kısa oyunculardaki evet. Yaratıcılık eksikliğini. Şimdi Dekolo da yok. İyice sıkıntı oluyor. Dediğin gibi sadece Brown'a da yüklenmek aslında biraz haksızlık. Ama işte takımın hani en böyle Veseli'den sonra belki de kalbur üstü evet. oyuncusu gibi gözüktüğü için evet. tepki de normal oluyor bazen. Mesela benim aklıma şöyle bir şey geldi. Barcelona maçından sonra Saras'ın dediği bir cümle vardı. Fenerbahçe hala eski alışkanlıklarını sürdürüyor diye. Obradovic'ten kalan birçok seti hani geçmişte birlikte çalışmalarından da olabilir ama mesela takımda kalan eski oyuncuların özellikle
Veseli'nin, Nando da eski olsa da Veseli'nin çok daha uzun süredir hani takımda bulunmasından dolayı söylüyorum. Artık setleri belli bir şekilde koçla mı konuşması ya da hani bir takım arkadaşlarını yönlendirmek şeklinde de olabilir. Orada 3 döneminden kalan savunma alışkanlıkları ve hücum alışkanlıkları da aslında dönem dönem takım uyguluyor. Yani Kokoşkov'a mı adapte olalım, eski elimizde olanla bir süre idare etmeye çalışıp sonradan mı oyunu oturtalım, hani bir kimlik karmaşasında boğulmuş gibi gözüküyor takım şu an. Doğru, aslında dediğin doğru ama hani onu aslında biraz da o geçiş döneminden dolayı da kullanıyor olabilir koç da. Evet. Yani bir anda tamamen farklı yükleme yapmak yerine yavaş evet. yavaş hani eski alışkanlıkları da bazı yerlerde devreye sokarak karıştırmaya çalışıyor olabilir ama. Mesela geçen yıl sonuçlar çok iç açıcı olmasa da hani en azından oyun yönlendirici kimliğiyle öne çıkan Sulukas gibi bir gardın takımda bulunuşu. En azından oyun kurma boyutunda değildi. İşte ne diyorduk? İyi savunma yapamadık ya da hücumda formsuzduk hani vesaire vesaire. Bu tarz şeylerden dolayı oluyordu maçlar. Ama Brown'un da De Colo'nun da bence en çok öne çıkan özelliklerinin top dağıtış olmayışı ve bu adamların mecburen evet. oyuncu olmadığı için de bu şekilde kullanılmak zorunda oluşu hem takımı kötü etkiliyor hem onların kötü gözükmesine sebep oluyor. Evet. Yani bence buraya bir hamle gerekiyor ama hani artık ne olur ne gider ya da kim gelirse hani biraz can suyu olur o bölgeye çok emin değilim. Çünkü bu gidişte daha nereye kadar gidebilir çok emin değilim gibi açıkçası. Abi burada araya gireceğim. Biraz Igor Kokoşkov'un maç sonu açıklamasını da okumak istiyorum. Çünkü bazı şeyleri güzel anlatmış. Okuyalım abi. Öncelikle ilk kısım klasik bir Igor Kokoşkov açıklaması olmuş. Karşılaşmanın sonunu getiremedik. Buraya mücadele etmeye ve savaşmaya gelmiştik ama Baskonya fiziksel olarak üst seviyede ve güçlü bir takım. Böyle bir ekibe karşı 40 dakika üst seviyede oynamalı ve onlara yakın kalabilmek için agresif olmanız gerek. İki takım da birbirine çok yakındı ancak oyunun devamında onlar gaza bastı. Öne geçti ve geri dönme fırsatını bulamadık. Şimdi önemli olan kısma geliyorum. Son iki maçtaki performansla ilgili bir soru sormuş muhabir. Hoca da demiş ki takım içinde olup biten sizinle paylaşmaya gerek olmayan ufak tefek sakatlıklar ve ailevi meseleler var. Herhangi bir drama yok. Biz çok atletik ya da çok hızlı bir takım değiliz. Bu nedenle çok verimli ve akıllı oynamamız gerek. Burası dünyanın en iyi ikinci ligi. Maçları kazanmak için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Şimdi az önce yayının başında Enes'in anlatmaya çalıştığı şeyler vardı. Bence biraz daha bu kısma geçebiliriz bu açıklamaların da ışığında. Orada bir şey söylüyor koç, pardon lafını kestim ama. Yok, ailevi sorundan kastı acaba... Aynen, ben de onu soracaktım tam hani yani ne acaba? Ne demek istiyor yani? Kenan Spire babasını kaybetti. Ha o mu yoksa mesela takım içindeki sorunlar gibi mi? Yani, yani aileden katıp görüp. Evet takımı. Aynen. Mesela Westerman'ın oynamaması gibi. Veya Hamilton'ın yani, oynamaması gibi. Bence ailevi meseleler oyuncuların kendi aileleriyle olan meseleler. Maçlara tamam. konsantre olmalarını zorlaştıran Doğru. şeylerdir. Öyleyse bir şey diyemem. Aynen. Sonuçta her şeyin de paylaşılacak hali yok yani. Ve Westerman dedin. Güzel bir yere parmak basacağım. Westerman neden şans bulamıyor? Zaten kısa eksiğimiz var. Kenan Spy'dan daha mı kötü Westerman? Yani değil. Kesinlikle değil. Yani neden bu kadar... Bu anlatmak istediği olayın... Durumda? Bu anlatmak istediği olayın Westerman'la... Yani alakasının olmasının en mantıklı olduğu kişi şu an Westerman bence. Yoksa bu adamı neden kenarda oturtsunlar ki? Sakatlığı olsa da kadroya alınmaz. Yani neden gözden çıkarıyorlar, ben bunu anlamıyorum. Ben de. Bunun muhtemelen bir tek koçuna gerildiğini biliyor. Bunun sebebi. Evet. Ya belki yani... antrenmanlarda tabii biz antrenmanları görmüyoruz. Ne çalışılıyor, ne görülüyor orada, ne yaşanıyor bilmiyoruz ama. Antrenmanla ilgisi olabilir belki. Ama çünkü maçlarda zaten çok fazla süre almadı sene başından beri. Ama gözden çıkarmışlar. Çok belli. Ama evet. Onu sene başında aslında gözden çıkarılmış gibi biraz da. Maalesef. Hamilton yani... keza aynı şekilde. Mesela Igor Kokoşkov'un bir guard'dan isteyip de Westerman'ın sunamadığı ne olmalı ki gözden çıkarılmış olsun? Ya da mesela Kenan Spahi'nin oynayıp da bu adamın kenarda oturmasının sebebi ne olabilir sizce?
kısaca yani. Benim aklıma çok yok. Mantıklı bir sebep gelmiyor aklıma. Ya ne kadar düşünsem de. Yani burada yok. Bence de teknik taktik bir analiz yapılmaz yani bu konuda bence ya. Hı-hı. Ve bir transferimiz var. Evet. Alex Perez, Meksikalı guard, Bahçeşehir'den 1993 doğumlu. Anlaşmaya vardık. Muhtemelen yarın sözleşme işlemleri tamamlanacak, imzalanacak. Alex Perez tanıdığınız bir oyuncu mu? Ben ilk kez duyuyorum. Ya ligden tabii biliyoruz. Hani ben ilk Banvit döneminde gelmişti Türkiye'ye. O zaman aslında fena bir oyuncu değildi yani Türkiye Ligi için veya ne bileyim işte bu Eurocup seviyesi için fena bir topçu değil. Özellikle Eurocup seviyesi için. Evet. O geçişi nasıl yapacak? Ya aslında geçen sene zaten o dediğim gibi iyi performansıyla Banvit'teki iyi performansıyla o transferi yaptı şeyi ne derler? Ödülünü yükseliş. Aldı. Evet, o yükselişi gerçekleştirdi Žalgiris'e giderek. Ki Žalgiris'e gitmesi de önemli aslında. Hani Jaskevičius, Obradović bir orada bir gelenek, bir aynı bir basketbol aklından bahsediyoruz. Benzer basketbol aklından. Hani Jaskevičius alıyorsa, istiyorsa hani %90 boş adam değildir diyebiliriz. Ama orada pek tutunamadı. O da babası ve dedesi aynı zamanda sanırım kanser hastalığına yakalanmışlardı. Orada bir takım ailevi sebeplerden mental olarak çöküşten sonra ayrılmak durumunda kaldı. Ya bakalım inşallah olumlu katkı yapar. Muhtemelen yapar. Ama yapacaktır. Evet ya, muhtemelen yapacaktır ama yine de hani Perez'e mecbur kalmış gibi bir durumdayız. O yüzden hani yapacak ama EuroLeague seviyesinde yeterli mi? Bence bir soru işareti. Bir kişi de Twitter'da demiş ya, adam zaten Žalgiris'ten kovulmuş. İşte biz niye bu adamı alıyoruz? İnsan biraz araştırır, bu adam ya. Niye Žalgiris'ten ayrılmış. Sonra demiş şimdi... işte ben bu adamın 15-20 maçını izledim falan filan. Evet. Bir takım zaatler var o şekilde söylemleri olan ama yani gülüp geçmek lazım. Ya bu transferde benim eleştirebileceğim şey aslında bizim bu maçı Alex Perez'e çıkmamız gerekiyordu ama Bahçeşehir'in Badalona deplasmanına gitmesi gerekiyordu Eurocup'ta. Ve sakatlıklardan onlar da problem yaşıyormuş bizim gibi. Rica etmişler transferi bir maç erteleyebilir miyiz diye. Fenerbahçe tarafı da kabul etmiş. Ama bizim de ihtiyacımız var. Ya biz de dediğin gibi ihtiyaçtan alıyoruz sonuçta bu adamı. Hani İstemem de sakat, yan cebime koy. Westerman oynamıyor. Eksiğimiz var o bölgede. Yani biraz gereksiz bir romantizm bu ya bence. Ya profesyonel bir dünyada yaşıyoruz yani. Burada bu tarz duygusal işlere çok gerek yok ya. Ve biz bonservis bedeli ödedik mi? Yani 150 bin euro ödediğimiz iddia ediliyor ama NTV muhabiri de transferin bedelsiz şekilde gerçekleştiğini söylemiş. Yok ya, ödediğimizi sanmıyorum. 150 bin euro çok ya basketbol için. Hele hele Perez Eurocup seviyesinde bir oyuncu için 150 bin euro çok yüksek bir meblağ bence. Doğru. Ya biz Westerman'a 150-200 civarı bir bedel ödemiştik Žalgiris'ten alırken diye hatırlıyorum. Ve şu an dün bir haber daha geldi. Teknik ekibe de bir takviye yapıyoruz. Jarko Çabarkapa. Oyuncu olarak NBA tecrübesi var. Aynı zamanda Adriyatik Ligi'nin ve geçen sezon Kızıl Yıldız'ın sportif direktörlüğünü yaptı. 39 yaşında genç bir isim bu iş için. Maurizio Gerardini'nin scouting konusundaki yardımcısı olarak Fenerbahçe'de görev yapacak. Ve biraz magazinsel bir bilgi vereyim. Yan Veseli yaklaşık bir 10 gün önce Halloween partisi yapmıştı. Dijon, Pierre de Colo ve Westerman'da. Fotoğrafta o da varmış. Biz tanımamıştık kim bu adam diye ama dün anladık ve biraz daha magazinsel bir bilgi. Artık tanıyoruz. Hatta Uğur Ozan Veseli'nin, evet, girmiş bu habere. Çabarkapa'nın eşi Alexandra, Veseli'nin eşi Natalia ile kardeş. Çok iyi bilgi bence. Ya güzel. Yani ilginç. Nasıl bir ya,
çok bilgim yok benim aslında. Hani şimdi bir şey söylemeyeyim. Oyunculuğunu da bilmiyorum. Muhtemelen onu yaşımız gereği zaten çok izleyememişizdir herhalde. NBA zamanlarını pek hatırlamıyorum yani. Belki çok çok iyi bir oyuncu olsa akılda kalırdı ama demek ki evet, oyunculuk kariyeri o kadar iz bırakıcı değilmiş. O yüzden bir şey söylemiyorum ama Kızılyıldız'da, ya Twitter'da biraz şöyle bakındım. Kızılyıldız'da ABA Ligi'nde önemli işler yaptığı söyleniyor. Kızılyıldız'dan geçen sene sonunda ABD'ye gideceğim diye ayrılmış. Evet, ABD'de tabii, yaşamak istiyorum demiş sanırım. Kaderinde getireceği belli olmuyor. Şu an Fenerbahçe'de. Ya belki yine Amerika'da yaşayacaktır. Hani sonuçta evet, scouting yapacak hani. Doğru. Doğru. Haklısın. Yaşadığı yerin çok da bir önemi yok gibi. Evet, yanlış bir tespitte bulundum. Ama bilmiyoruz bakalım. Zamanla görürüz. Şu an peki transfer dönemi değil değil mi yani? Yanlış bilmiyorum. Transfer dönemi. Transfer Euroleague'de bildiğim kadarıyla Nisan'a kadar transfer yapabiliyorsun. Hmm. Yani bonservis şey gibi olaylar vesaireler. Yani daha erken Bali Bamli'nin daha kadro hiç kurulmadan yapılması daha mantıklı olmaz mıydı sizce de? Hani şu an ya, doğru söylüyorsun. Tabii canım, zaten kadroda bir eksiklik olduğu, yani kadro mühendisinde hata olduğu sene başında zaten söyleniyordu. Hepimiz söyledik. Hani bu Twitter'da da çok yazıldı. Birçok spor yazarı da bunu söyledi. Özellikle dediğimiz gibi o kısa oyuncu konusunda ve bir uzun daha, Melli tarzı bir uzun daha olabileceği konusunda eksikler vardı ama belki o zamanın şartları el vermedi. Belki evet, yeterli olacağını düşündüler. Hani bir görelim takımı dediler. Bilemiyoruz. Yani bu adamın gelişinin başka transferlerinin habercisi olduğunu düşünüyor musunuz? Biraz daha uzun vadeli olabilir. Ben de uzun vadeli düşünüyorum. Hatta belki iyi işler yaparsa Gerardini sonrası o pozisyona aday şekilde neden de olabilir. Ama tabii çok uzun vadeli şeyler onlar. Ya uzun vadeli planların oluşu tabii ki güzel ama daha acil sorunlar da var gibi gözüküyor. Şu an hani umarım onun için de az da olsa bir katkısı olabilir. Ya kısa vadedeki çözümler için Gerardini yine çalışıyordur tabii. O yani yeni gelen isimden çok o konuda bir şey beklemek, ne bileyim. Evet. Gerardini kim bulamamış da bu adam bulacak diyorsunuz. Ha, ama mesela hani diyoruz ya NBA bir başlasın, orada bir işte şey ne derler, oradan hani free oyuncu bulabilir miyiz? O tarz, belki dediğimiz gibi, o sonuçta bu gelen adamın da Amerika'da yaşama isteğinden bahsettik. Oralardan belki bir scouting transferleri yapabiliriz. Tabii bakalım zaman ne gösterecek. Daha belki de orada yaşarsa direkt kendi eliyle bile yollayabilir yani. uçağa bindiriyor. Aynen, havaalanından uğurlayabilir yani. Evet, yayındaki 33. dakikamızda geçen hafta sonu skandal bir maç oynandı Ankara'da. Biraz ona değinmek istiyorum. Ama kazandık. Geçen hafta Telekom deplasmanındaydık. 82-81 son anda kazandık ve ligdeki namağlup unvanımızı koruduk. Aslında maç boyu Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçti. Zaten bize tam Barcelona hezimeti sonrası, daha 2 gün bile olmamış, tam Ankara'da maça çıkmışız yolculuktan sonra. Ama çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Üçüncü çeyrekte rezil bir hakem kararı. Yan Veseli'ye faul çalındı. Türk Telekom'lu oyuncu bayağı atladı yere. Hiçbir şey yokken, hiçbir temas yokken Telekom'lu oyuncu ya, yere atladı. Yan Veseli çok hakem, kötü bir karar. Hakeme neden diye soruyor Erşan Kartal'a. Sadece soruyorum neden diyor. Adam gitti, ikinci tekniği çaldı. Veseli'yi diskalifiye etti. Ama yine de kazandık. Yani çok iyi bir refleks gösterim. Öncelikle Türkiye Ligi'nin artık senelerdir kanayan yarası. Çok şu an laflarımı düzgün seçmeye çalışıyorum. Yani nasıl bir şey bu ya? Erşan Kartal, belli isimler. Bir isim daha vardı şu an unuttum. Yani söylersiniz aklınıza gelirse. Abi böyle bir şey olabilir mi demek istiyorum bu insan, ya. Bu insanlar net bir şekilde art niyetliler. Bu insanların derdi hakemlik falan yapmak değil, adalet falan değil.
Artık evet. Birilerine mi çalışıyorlar, şike mi yapıyorlar bilmiyorum. Evet, dediğin gibi. Yani ilk falsoları olsa hani tabii ki karar üzerinde çok saçma bir karar ama hani bu artık hani bazı mimlendi diyoruz ya hani mesela Euroleague'de Lemanica bilmem ne vesaire birkaç hakem var hani. Çok da saymaya Hı-hı. gerek yok hani. Bu arkadaşların ilk böyle ters hareketleri olmadığı için artık senelerdir artık bir şeylik var. Kasıt arıyorlar yani. Senelerdir süren hatalar artık hata olmaz yani. Hani bir kere iki hata kere değil, hata olur. Aynen. Artık bu hata değildir muhtemelen. Bence de. Ya önce yine şeyi söyleyelim. Geçen hafta da söyledik. Ya bu Türk Telekom maçı neden oynandı? Yani neden illa o gün oynanması gerekiyordu yani? Böyle bir Euroleague fikstürü varken. Bunu bence yönetim de artık şey yapsın ya bu konularda. Yönetim de bizim hakkımızı bu konuda savunamıyor. Biraz şey tamam deyip geçiyor. Biraz sesini çıkartsın yani abi bu takımda yani bunlar da insan sonuçta. Gidiyor adam İspanya'dan Türkiye'ye dönüyor 4-5 saat uçak yolculuğu. Bir gün sonra Ankara'ya gidiyor. Pardon zaten Ankara'ya direkt uçuş yaptı. Bir gün sonra orada maç yapıyor. Tekrar maçtan sonra apar topar akşam uçuş. Yine İspanya'ya gidiyor. Yani ne gerek var abi? Şurada çift maç haftası varken önümüzde. Ya 2 gün ara varken orada o maçı oynatmanın ne mantığı var ya? İşte. Dünya kadar da maç erteleniyor korona yüzünden. Evet. Bir tanecik daha erteleniversin yani. Biz şey istemiyoruz yani ayrıcalık istemiyoruz. Sadece biraz anlayış ve şey yani. Hani. Ya tabii ki abi bu Efes'e denk yani. Gelse yani. Aynı durumda Efes olsa onun maçını da ertele yani. Evet, öyle görünüyor bu adamlar yani. Efes olsa ertelemişler zaten. Ya bu hakem konusunda şunu söyleyebilirim. Hatta Türk basketbol camiası. Türk basketbol camiasının net bir Fenerbahçe antipatisi var. Ve Fenerbahçe düşmanı olanlar, Fenerbahçe düşmanlığı yapan kişiler bütün ipleri ellerinde tutuyor. Kimse de bir şey diyemiyor. Ayrıca özellikle de bütün basketbol camiası, bütün basketbol basını buna çanak tutuyor bilerek. Ya Erşan Kartal, sen kimsin abicim? Senin ya ne başarın var? Hayır bir tane basketbol hakemi olmuşsun. Tamam çok güzel. Ben muhtemelen başka bir mesleğin de vardır. Başarılar diliyoruz o mesleğinde. Ama senin burası ego tatmin etme yerim ben. Geliyor orada, aa Veseli'ye teknik çaldım diye evde çoluğunla çocuğunu anlatıyor mu akşam? Ya abi sen sevmediğin takımı doğruyum oyundan of falan böyle değil mi? Bunlar Obradoviç varken Obradoviç'e teknik çalıp zevkten deliriyorlardı ya. Adam zevkle çalıyordu tekniği Obradoviç'e. Sırta çalıyordur muhtemelen. Ama Obradoviç'in seninle diyaloğa girmesi bile bir şans yani. Harbiden. Beş para etmez adamlar ya. O anın video kaydını alıp saklayacağına Obradoviç'teki olan diyaloğunu adam Obradoviç ki yani Euroleague'deki tepkilerini şeyi de biliyoruz hani hakemler tarafından çok tepkilerini abartmayan bir koç Obradoviç yani oyuncularını hatta belki daha çok kızıyor yani. Ya şeyi hatırlıyorsunuzdur. Oyuncu psikolojisinden haberleri yok. Euroleague'deki Milano maçında bir hakem vardı Arteaga. 2014 yılında mıydı? 2014. O hakem o günden sonra, o sezondan sonra bir daha Euroleague'de maç yönetmedi diye biliyorum. Evet şu an yönetmiyor. Hatta Obradoviç'in o zaman bir sözü vardı. Sanırım o hakemle ilgili. Sana bir daha maç yönettirmem tarzında mıydı? Veya sen hani bu şekilde bir daha maç yönetemezsin gibi miydi? Bir çıkışı vardı sanırım. Demişti. Sanırım öyle bir sözü vardı ya. Aziz bunu... Başkan var bir tepki oldu. Kalbe yani bunu gerçekten ama, dediyse çok ama büyük bir şey olması lazım. Yönetemedi. Obradoviç lobisi. Ya o gün kesinlikle yani Obradoviç'in de muhtemelen kariyerindeki hayatındaki en sinir seviyesinin en yüksek olduğu gün olabilir. Ya inanılmaz bir hakemdi. Ya Euroleague'de inanılmaz bir kötü niyet. Euroleague'de bir şekilde bunu başarmışsınız. TBF'de niye biz lobi yapamıyoruz? Ömer Onan. TBF'de bunları yapması daha kolay oluyor işte. Fenerbahçeli diyoruz adama. Adam evet. CEO'luk görevini yapıyor. Oğlu bizim takımda oynuyor. Altyapıdan alt takıma yükseldi bu sene. Yiğit Onan. Bize ayrıcalık bak. Ayrıcalık istemiyoruz. Şey gibi biz doping yapalım bizim kupamızı almayın falan demiyoruz yani. Dopingle şampiyon olalım bize dokunmayın abi demiyoruz. Yani oyuncumuza göstermelik ceza verip bizi affedin demiyoruz. Diyoruz ki sadece neden hakem bizi doğuruyor?
Neden bunu söylüyorsun? Bak Euroleague'de de hani tabii ki sinirleniyor ama hani orada artık alıştık mı diyeyim hani bir. Ama yani abi kendi ülkemizde biz neden şu kendi an muhabbeti görüyoruz ya? Biz. Kendi ülkemizde yabancıyız biz. Ki kendi öz vatanı hani şiir var ya bir tane ona dönüyor yani. Saçma sapan işler abi biz neden hor görülüyoruz kendi ülkemizde ya? Yani biz her hafta pazar günü bir de pazar günü bir de insanlar kahvaltısını yapmış gelmiş. Sinir hayır şey deme hayır. Hı-hı. Saati eleştirmek için demiyorum. İnsanların bir tanecik pazar günü var. Çoğu cumartesi çalışan insan da vardır. Bir tanecik tatil günlerinde insanlar her hafta sinir şeyine mi girmek zorunda ya? Ben sana söyleyeyim mi en büyük sebebini? Söyle abi. Türk basketbol camiası küçük olsun bizim olsuncudur. Küçük olsun bizim olsun. Niye? Hemen söyleyeyim. Hakim olabilirim. 2-3 tane müessese kulübü olsun. Onlar kendi aralarında oynasınlar. 3-5 tane iki kelimeyi bir araya getiremeyen adam basketbol yazarı diye gazetelerde, dergilerde ahkam kessin. Öyle ufak kendi içinde bir cami olarak yoluna devam etsin. Fenerbahçe'nin basketbola girişi bunların işini çok bozdu. Çünkü Türk basketbolunun neredeyse yarısı Fenerbahçe şu an. Pazar büyüklüğü olarak. Belki de. Doğru söylüyorsun. Şu an Fenerbahçe olmasa. Zaten Galatasaray'la Beşiktaş'ın yatırımı yok. Onların kendi taraftarlarında basketbola ilgisi olan belli bir kesim hariç izlemiyor. Fenerbahçe bugün basketbolda yatırımını çekse Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni kim izleyecek? Abi, hiç kimse izlemeyecek. Ya bir ben de hala izlemez. Çık diyorlar ya Avrupa'nın en iyi ligi falan. Ya Allah aşkına takımlar deplasmana gidecek otobüs bulamıyorlar bazen. Nerede en iyi ligi? Oyunculara maaş ödeyemiyorlar. Her sene bir takım kapanıyor. Abi FIBA'da en çok davası olan ülke belki de Türkiye'dir yani. Hatta her sene transfer tahtası kapanır. Her sene bir ceza gelir. Davalık olur. Onunla davalık olur. Bununla davalık olur. Yani nasıl bırakın abi bu işleri ya. Ya işte onların kolayına şey geliyor. Biz egomuzu tatmin edelim. Küçük olsun bizim olsun canımlar. Tamamen kendilerini düşünüyorlar. Abi böyle yaptığın zaman ama bak Avrupa'da rekabet edemiyorsun. Edemezsin. Federasyon başkanından o federasyon başkanına kadar herkes bunu düşündüğüne eminim ben. Herkes bir kişisel rant peşinde. Öyle yani. Ve bir karar daha var ülkemiz için. Genel bir karar hatta. Biliyorsunuz dün akşam koronavirüs tedbirleri açıklandı. Vaka sayıları iyice arttı çünkü. Maçlar yine tamamen seyircisize döndük. Hani ben bir süre önce şey diyordum. Artık vakalar artmazsa bir aya falan localardan sonra tribünler de %20-30 kapasiteli açılır diye düşünüyordum kendi adıma ama bu yol tamamen kapandı yıl sonuna kadar. En azından Ocak ayına kadar. Abi zaten o loca kararı bayağı saçmaydı. Bayağı saçma bir şeydi. Kocaman statta insanları küçücük localara sıkış tepiş doldurmanın mantığı nedir? Yani birincisi. Vallahi bence hayırlı bir karar oldu. Maalesef bir süre daha uzak kalacaktık. Kaldım zaten abi yani. Ama sağlamı loca, yani. Locaya bir sürü insan sıkıştıracaksan harbi. Tamamen seyircisiz yap daha iyi. Böyle olacaksa kalalım zaten daha ki iyi. Ki zaten yani. Hani zaten seyircisiz olsun hani bu kadar vaka sayıları artmışken ki bunlar hani zaten konuşuluyor artık biliniyor açıklanmayan sayı çok daha fazla gerçek sayı. Bu durumda zaten maçlara, salonlara, oralara burada gidilmesin zaten. Evet. Ben dün rüyamda maça gittiğimi gördüm. %30 kapasiteyle, maskeyle falan ama yapacak bir şey yok. Yani neye gittin? Futbola mı gittin, baskete mi gittin? Futbola gidiyorduk abi. Maraton, heybolo. Oo, maraton. Ondan sonra da çıkıp Buran Fele'ye voleybola gidiyorduk. Oo, keşke. Çok iyiymiş. Harbi iyiymiş. Evet. Ve bu hafta zorlu bir deplasman. Abi şunu da söyleyeyim hemen o konuya geçmeden önce. Bence hayırlı bir karar oldu çünkü Instagram fenomenlerini artık görmeyeceğiz tribünde. Her maça böyle düzenli girer. Dernek, yedek yönetim kurulu üyeleri mi neymiş? Kongre üyesi miymiş neymiş? Evet, böyle bir arkadaş var. Instagram her gün Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğine dair fotoğraflar atıyor. Tamam en büyük Fenerli sensin ya. Aynen kardeşim. Instagram holiganı. Böyle evet, evet. Tipler var kulüpten torpilli. En azından onları içeride görmeyeceğiz. Evet. Bir de böyle tribünlerden çiçekleri, böcekleri falan hani biraz onlardan da kurtulmuş olduk. Ya girme abi o konuya yavaş ver. Yok hayır ben genel hani bence bir ya, arınmak da bak yoksunluk
mahrum kalmak bazı zamanlar daha iyidir gerçekten. Hani bu tabii ki bu hastalık olayı okey yani mantıken zaten bu olacak ama evet. Hani bazen böyle detoks derler ya, bir yani bir mental evet, bir kafa tatili gerekiyor yani. Bir de o Konya maçındaki tribünü gördükten sonra cidden, bu karar daha hayırlı ya. Olmasın daha iyi yani. Oynanmaya başladığından beri kendime daha çok vakit ayırıyorum. Ben de abi. Evet ve günün son konusu, neredeyse 45 dakikaya geldik. Son 5 dakika yayınladım. Real Madrid maçı ne olur? Cuma günü oynuyoruz. Hemen saatine bakayım. Cuma olduğuna biraz... emin misin? Cuma. Genelde salı olunca, perşembe, çarşamba evet, olunca. Evet. Ya bu muhtemelen ya. Bu sene korona nedeniyle bu tarz anladım. Programda sıkıştıklar. Türkiye saatinde 23'te. Esnetiyorlar belki de. Maçın hakemleri Matej Boltauzer, Fernando Roca ve Josep Bisang. Yani bizim Bisang, için ters hakemler mi? Bisang'ı geçen seneden hatırlarsınız. Siyahi bir hakem. Maçındaki Fransız mı? Hangi maçtı ya? Bayağı bir sorun yaşamıştık. Barcelona maçı değil mi içeride? Evet evet, Barcelona maçı doğru. Fransız doğru. Hatta. Evet, Fransız. İçerideki benim, Barcelona maçı. Evet, benim adı aklımdan çıkmış ama hep Twitter'da falan özellikle... İşte siyahi Fransız hakem falan Barcelona maçındaki bizzat tribünde olunca insan nasıl o ters kararlar aklında daha kolay kalıyor. Yani... Ya. Maçın zorluğunu göz önüne alırsak yani bu maçı Mahmut Uslu yönetse bile bizim işimiz kolay değil. Mahmut söyleyecektim. Rambo Okan yönetse. Hakemin zaten bence bu maçta çok bir önemi yok. Bence de. Ya tabii ki biz... takımımıza inanmak, güvenmek istiyoruz ama biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Yok abi yani. Açık ara. Ama inşallah çok kazanırız güzel. Yani. Ya aslında Real Madrid de hani bu sene çok iyi değil o kadar ama. Evet. Ama yani Real biraz Real Madrid adı büyük gelse de Fenerbahçe'den en azından mesela onlar da 4 galibiyet, 4 mağlubiyetler daha evet. Oynamamışlar. Çok bu akşam oynayacaklar muhtemelen. Campazzo son şovunu yapar ve NBA'ye gider. Aynen. Mümkündür. Öyle söyleniyor. Son maçı olabileceği söyleniyor. Evet. Ben de gördüm o yorumları. Zaten La Provitola'dan hiç katkı alamıyorlar. Bir de üstüne Campazzo'yu kaybedip muhtemelen kafalarında bir plan vardır diye düşünüyorum. Yani inşallah 3-0 çekmeyiz İspanya'da. Biz çekseydik nasıl olurdu acaba ya? Harbi ya. Düşünüyorum. Sene başı hatta bir ara geçiyordu ismi. Söylentiler vardı öyle. Real Madrid'in çıkabileceği yönünde ama o Campazzo işi belli olmayınca onlar da herhalde tutalım. Aynen. Ya da hani en azından rakibe kaptırmayalım falan hani. Gidecekse de NBA'ye evet. Gitsin. O da olabilir. Öyle bir düşünce bilmiyorum olmuş yani. Olabilir. Yani çok inanmak istiyorum. Çok büyük bir beklentim yok benim açıkçası. Ben de. Benim de. Ha tek beklentim artık o aslında bu maçta bekliyorduk onu da Baskonya maçında bir hani kaybetsek bile bir savaşalım, bir tepki gösterelim, bir şey yapalım. Evet. Tek bir beklentim bu. Görelim. Evet. Yani onun mesela 3-0 olmasın diyoruz. Beklentim yok yani. Baskonya'yı yenseydik kimsenin ses çıkaracağını düşünmüyorum. Abi tamam Barcelona zaten bizim ölçeğimizde bizi çok aşan bir kadro en azından şu an için. Yani. Baskonya'yı yenmeliydik. Yani Baskonya'yı yenip hani Real Madrid maçı daha inanmadı hani çok da konuşmayayım ama hani sadece bile Baskonya'yı yensek hani insanlar diyecektik yani zaten bunun oluru buydu hani tamam bak kendi rakibimiz ölçeğinde bir rakibi deplasmanda yenebiliyoruz. İşte Real Madrid ne kadar kötü gözükse de en azından şu an için Real Madrid. Deplasman her zaman zordur. Barcelona'yı zaten biliyoruz hani o kadar da kötü değil hatta hani kapasitesinde takım gidiyor derdik hani kendi gücünde yapabileceklerini sergiliyor derdik hani. Ama 3-0 hani özellikle Baskonya maçının farkın da birazcık büyük oluşu hani oyunun kötü oluşu kadar farkın da biraz büyük gözüküşü biraz takım imajına gittikçe acaba olmayacak mı gibisinden olumsuz düşüncelere sevk ediyor insanları. Bakalım tabii izleyeceğiz, değerlendireceğiz aynen. Cumartesi günü ama inşallah sevinçli bir oyun evet. Olur. İnşallah. Evet beyler, kapatmadan hemen önce biz demiştik her yayından sonra hatta YouTube'a da artık YouTube'da da varız Salon Tribünü ismiyle. 3. bölümden itibaren yüklemeye başladık. YouTube yorumları olur, Twitter'dan DM'ler olur, mention'lar olur. Her türlü yolda bize soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz ve arkadaşımız Kaan Kunt yani görüşünü yollamış ama
bir sloganla yollamış. Sözleşme tamam mıydı başkan demiş. Ama bunu önceden konuştuğumuz bir konu. Yani şu an girmek ne kadar doğru bilmiyorum ama yerinde bir pankarttı. Güzel bir refleksti. Yani bunu söyleyebilirim. Güzel bir işti en azından. Evet. Fenerbahçe basketbol tribünü en azından bu olay tepkisiz kalmamıştı. Ama daha iyi tepkiler de verilebilirdi tabii. Biraz pandemi dolayısıyla tribünün kalması. Evet, yani pandeminin biraz bu tür organizasyonları hani zorlamasından dolayı ama yani daha fazla hani normal şartları da düşünüldüğü zaman hani gidip Samandıra'yı bassa gibi hani salonun önüne mi basacaktık insanlar yani? Yok. Hani pankart maç normal, tepki olurdu. Gayet normal. O yüzden bence biraz pandemi burada evet. Basketbol açısından şube yönetiminin işine gelmiş olabilir ya. Evet. Evet. Yani biraz oldu bittiye gelişi benim de keyfimi kaçırıyor da hani biraz kolay sıyrılındı sanki bu işten yönetim açısından en azından. Hani aa bak işte şunlar geldi, Kokoşkov geldi falan yeni oyuncular derken hani biraz üstünde çok daha fazla konuşulması gereken Obradovic'le devam edilememe olayı çok kolay unutuldu gibi geldi bana. İnsanlar özelinde, basın özelinde. Evet doğru. Çok kolay aşıldı ama şunu belirteyim. Bunu unutmayan insanlar var. Birçoğu da kongre üyesi. Yani Ali Koç cephesine seçimde seneye yapılacak kongrede olumsuz geri dönüşleri olabilir ama ben şundan korkuyorum. Muhtemelen önceden de söylemişimdir. Obradovic'in kongre için seçim malzemesi yapılması. Evet. Yani bir başkan adayının ben seçilirsem Obradovic'i geri getireceğim demesi çok üzücü olur. Obradovic de hiçbir başkan adayına bence böyle bir söz vermez. Aynen, ya, kesinlikle. Öyle bir şey. Bence Obradovic Fenerbahçe'ye gelmeyecek bir daha. Gerçekçi olmaz. Daha kaç yıl çalışacak diye sorsak. Öyle bir zaten dediğin gibi birisi çıkıp da böyle bir vaatte bulunsa yani. Obradovic tarafından zaten buna yalanlama gelir evet, çok net. Çünkü evet. Çok büyük bir şey yaratır insanların arasında. Evet. Ki kongre üyelerinin belli konularda hassasiyetleri var. Obradovic'i çok seviyorlar. Yani şöyle diyeyim. Ataşehir'deki kitleyle benzer düşüncelere sahipler. Hem sosyal yapı hem Fenerbahçe konusundaki düşünceleri. Evet. Yani Obradovic kırmızı çizgi onlar için. Ve yani, abi... Olması gereken şeyin aslında yani biz Arma için elinden geleni yapıp da bu kadar da işinde çok iyi olan bir insanı hem insanlar hani kim yani takımının kazanmasını istemez tabii ki hem de bu kadar güzel hani sosyal ilişkileri olsun insanlığı da olsun hani artık hani ne kadar hani paraya pula bakmadığını da geçmiş dönemlerdeki sözleşme uzatma işlemlerinden biliyoruz. Başka takımların onlara neler verdiği teklifler karşılığı Fenerbahçe'de nasıl kaldığını biliyoruz. Önceki başkan Aziz Yıldırım döneminde. Hani yani biraz kulüpten bir parça kopardı götürdü gibi geliyor bana ve yani ama kolay kolay da yeri de olmayacak bir insan. Ya yeri de olmayacak ama hayat devam ediyor. Yok tabii ki kesinlikle ama hani eleştireceğiz yönetimin eleştirecek evet, çok evet. Şey var ama Obradovic yoksa biz de yokuz gibi yaklaşım yok, ben çok, doğru çok ağır bir şey. O yok. Yani o biraz kişi şahısçılığa giriyor. Hani Fenerbahçe'nin bütün branşlarındaki kötü bir özellik hani futbolda çok baskın özellikle. Ya böyle tartışmalara hiç gerek yok aslında yani. Malum iki antrenör. Aynen malum. Herkes anladı şu an zaten. Evet. Ya biz Fenerbahçe'nin yararına kim Fenerbahçe'ye en güzel hizmet ediyorsa biz onu seviyoruz yani. Aynen öyle. Ve kapatıyorum artık. Neredeyse 55 dakikaya geldik. Kapatalım abi. Abi teşekkür ediyorum Osman ve Enes. Rica ederim. Gerçekten kaliteli bir program oldu. Seviyesi yüksek bir program oldu. Biraz uzattık ama yapacak bir şey yok yani. Kısa kestik. Dolduk ya. Kadar dolduk harbi. Herkes dolmuş biraz ya. Biraz dolduk yani. Mesela teşekkür ediyorum. Dediğim gibi soru programla alakalı bütün soru ve görüşlerinizi bize Twitter veya YouTube'dan iletebilirsiniz. Bu kadar da kapatıyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler, iyi haftalar herkese. İyi haftalar. İyi haftalar.